Pined'i çok uzun süredir oynamadığım için maaşı kesilmişti. Pined'in para kazanması için farklı meslekler yapması gerekiyordu. İlk olarak bir sokakta simit satmayı denedi. Fakat simitlerin içinden çivi çıktığı için insanlardan çok fazla şikayet aldı. Yeni bir iş olarak sokakları temizlemeyi denedi fakat diğer işçiler kıyafetinden dolayı Pined'in kendileriyle dalga geçtiğini zannederek Pined'i dövdüler. Pined tüm bu olumsuzlukları unutturacak bir şekilde hayatının aşkını bulmuştu. Fakat sevdiği kıza sarıldığında kafasındaki çivilerden birkaçı kızın suratına saplandı. Pined'in kızın ameliyat masraflarını karşılaması için paraya ihtiyacı vardı. Bu iş artık böyle olmayacaktı. Pined'in para kazanması için tekrardan kurban avına başlaması gerekiyordu. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, girişte de duyduğunuz üzere Pined çok zor durumda. Hem sevdiği kızı kurtarmak hem de iyi bir düğün yapabilmek adına birazcık paraya ihtiyacı var. Uzun süredir oynamadığımız için maaşsız kalmıştı, fakirleşmişti. Bugün tekrardan kurban avına başlayarak Pined'e para kazandıracağız. Mümkünse video sonunda da düğününü yapacağız. Çok hızlı bir şekilde perk ve eklenti build'imi anlatayım. Yine 4 tane gem perk'ünü abandım arkadaşlar. Yorumlarda yazıyorsunuz abi o az olmuş 8 tane koy falan diye. Sağ tarafa doğru şöyle perk slotu açacağım 4 tane daha. 8 tane gem perk'ü koyacağım. Aslında diğer videolarla aynı perk'ler ama yine de anlatmamı istiyorsunuz. Ben de anlatıyorum. İlk perk'üm gerilim dalgalanması. Bir kurbanı normal saldırımla yere düşürdüğüm zaman 32 metrelik alan içerisindeki tüm jeneratörler anında patlıyor ve %8 geriliyorlar. İkinci perk'ümüz çıkmaz. Bir jeneratör tamir edildikten sonra en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör 25 saniyeliğine kapanıyor. Üçüncü perk'ümüz ceza kancası yankılanıcı. Rastgele 4 kanca ceza kancasına dönüşüyor. Beyaz hareyle görüyoruz bu kancaları. Her bir kurbanı ilk ceza kancaya asışımızda en fazla ilerlemeye sahip olan jeneratör anında %15 ilerleme kaybediyor. Ve son perk'ümde lehimci, bir jeneratörün tamir oranı %70'e ulaştığı zaman o jeneratörden sesli bir bildirim alıyoruz ve 16 saniyeli tespit edilemez durum efektine giriyoruz. Yani kurbanlar gelip gelmediğimizi anlamıyor. İlk ve en önemli eklentimiz mühendisin sivri dişi. Bir kurbana zincir tutturduğumuz zaman o kurbanı direkt olarak yaralıyoruz. Eğer bu zincir ile yaralı bir kurbanı vurursak o kurbanı yere düşürmüyor arkadaşlar. O kadar güçlü değil. O kurbana yine normal zincir tutturmuş gibi oluyoruz. Sadece sağlıklı kurbanları yaralıyor. Fakat onun içinde şöyle bir eklentim var ilk acı diye. Yaralı bir kurbana zincir tutturduğumuz zaman ve o kurban bu zincirlerden kurtulduğu zaman derin yara efektine giriyor. Yani kendisini dikmesi gerekiyor. Yine ekstradan zaman kaybediyor yani. Vay 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 reisim ya reisim ya. Kaç yıllık fakir hayatın ardından o muhteşem ürkünçlüğüne geri döndü. Adamın arkadaşlar bira göbeğe çıkacaktı artık ya fakirlikten. You summoned me and I came. Annen. Evet arkadaşlar ilk ıskamız geldi. Tabii mekaniklerine şey değilim şu an çok. Uzun süredir oynamadığım için. Bu içeri giriyor. İçeri güçlü bir yer. Oha lehimci yandı. Bismillah. Bunlar var ya bunlar. Hadi bakalım. You summoned me. Çağırdın beni geldim. Yaralamayı da vurduk. Palet var mı orada? Oy güzel fake. Ama öldün galiba. Bir fake daha deneyeceksin. Güzel. Yavaş yavaş alışacağız arkadaşlar. İlk maçlar katillerin mekaniğine alışma maçı oluyor genelde. Benim açımdan yani. Hoşum lan. Git lan. Ha? Ne oldu? Bir şey mi diyecektin aslanım? Flash tutuyordun. Çok güzel. Bak 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 çakallara bak ya. Yine kör mü edeceksin beni ne yapacaksın? Güzel kardeşim sen manyak mısın? Ha? Bitch! Oğlum maç başı iki tane zincir ıskaladık diye siz ne sandınız lan kendinize? Çakal ordusu. Paraya ihtiyacımız var dedik. İnsanlık yapın lan iki. Ne olacak arkadaşlar yani şurada çıkarsalar Pined'e azıcık bir şey verseler. Aha otomatik zincirler mi başlıyor? Otomatik zincirler olana. Önünde palet falan herhangi bir şey yok. Bunun iki mi olacak? Bunu mu asmıştım ben? Oy! Oğlum Selçuk İnan'ın İzlanda'ya attığı frikik golü gibi anasını satayım. Tam devirmek zorundasın. Peki kankacım. Sattın. Window fake mi yapacaksın? Yok ya. Devirsene oğlum killer shot. İkinci asılışın değil mi? Enayi. Ya şu arkamdaki pis sapı kim amunuyum ya? Arkadaşlar Macmillan'da da bir tane kurban var da ben onu attım. Siz şey yapmayın. I came. Süper. Kör et, kör et, kör et. Salak herif seni. Lan! Oğlum körken daha iyi görüyorum ben bu oyunda ya. Geri mi oturacaksın sen Jene? Aman 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 ne kadar zeki bir hanımefendisiniz. Oo ikinci lehimci de yandı.
Bir anda Genrush'a başladılar. Hızını yavaşlattı ama hiçbir önemi yok onun. Oy, kötü atış. Ama enayi Viskoskis. Flash mı? Flash satışı mı geliyor? Arkadaşlar atmış olabilir, emin değilim. Evet, yedik flash save'i. Niye inat ettim değil mi ya oğlum? Ama inatlıkta bir şey yok yani. İki tarafı da kapladılar anasını satayım. Bak 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 bak, hala yaralı yaralı Jhene devam ediyor o çakal. Bu Jhene bitirecekler her türlü. Ben şunu indirmeyi deneyeyim. Killer Shack'i yememişlerdi değil mi? Ya öbür çakal da onun zincirlerini kurtarıyor. Şey oluyor ya, birisi içinden geçtiği zaman. Bir can bitti, bir tane daha bitecek bu arada. Şşş! Yeter lan oğlum, bokunu çıkartma. 73 tane flash alsaydınız. Peki kankam, peki. Gel sen de gel. Gel sen de gel, gel. Allah'ın belaları size. Heh, bir de var ya, abo! Oh, nasıl sattılar maçı, nasıl? Bir de var ya, işe yaramadı. Bir de işe yaramadı. Oh! Var ya, keyif ya, keyif. Pined'in düğün pastası böyle şekilli falan bir hale geldi yani, anladın mı? Pasta böyle 3 boyutlu, 8 boyutlu, saçma sapan bir şeye döndü pasta şu an. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu satışınız için. Bağış olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar biz bunu. Bağış gözüyle bakıyorum. Aa, oto zincirler başladı. O ne oğlum? Hayatımda daha... Lan, götten yedik arkadaşlar. Hayatımda daha saçma bir dodge görmemiştim. Lan burada da palet varmış, hay Allah'ım ya. Kutuya gidelim. Bu bizi gereksiz oyaladı. I came. Ya anasını... Sattığımın kadını. O kadar uzaktan tutturmam neye işe yarayacak gerçi bilmiyorum ama... Tamam, bu spotta bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Güzel. Navigate the seas of the sun. Akıllı plays geldi Purpo'dan. Sable'a otomatik zincirler geliyor. Sable nereye kaçacak? Kutu açıyorlar ama gram umurumda değil şu an. Sable'ın gittiği yerde sanırım bir tane palet var. Sable'a bir double back geldi. Hala flash'a gel. Allah'ım yarabbim. Ters döneceğim, röveş atayı vuracağım ağzına şimdi ya. Sable'ın da son asılışıymış. Uy, güzel falso, güzel falso. Bak bunlar gıcık da ha, bir şey değil mi? Harbi diyorum, bayağı gıcık survivorlardı da. Ay, enti. Maçı iyi tuttum aslında bence. Öyle fake yersin ağzına, öyle fake yersin. O minicik geriye dönme hamlem onu şey sandırdı. Hani böyle atlama fake'i verdirip geri gideceğim sandı ama olmadı. Zınk! Gidin hadi, belanızı benden bulmayın ya. Hadi Nash hadi. Minik toksikler ya. Yapmaya çalışıyorlar da yapamıyorlar. Deniyorlar ama. Pined Reis'le neyse ki izin vermedik. Reis iyi, düğün parası birikiyor. Şimdi bunların organlarını sattık mı? Evet, buldu. GG, güzel maç. Aslında onu yerde bırakıp hani bu dördüncüyü de arayabilirdim ama gerçekten ben ona çok üşeniyorum arkadaşlar. Gereksiz zaman kaybı olarak geliyor bana. Ya bu tarz maçları aslında mantıken 4 kill aldım sayıyorum ben. Çünkü onu yerde bıraksam her türlü 4. kill alacağım. O yüzden o son kişinin kaçıp kaçmaması çok üzmüyor beni, ne yalan söyleyeyim. Benim elimde çünkü tamamen. Ben şansa bırakmayı tercih ediyorum gerçi. Bu şansla yani neye şansa bırakıyorsam bilmiyorum ama güzel maçtı. Bu arada şunu fark ettim. Bu hani sağ tıkınızı kullanarak bir şeyler tutturma konusunda en zorlardan birisi Pined olabilir. Bunda belki benim mouse hassasiyetimin fazla olması da bir etkendir. Ama gerçekten hani böyle hemen kayıyor gidiyor, kontrol etmesi çok zor zincirleri. O yüzden kurbanın olabildiğince dibine atmanız lazım o ışınlanma kısmını. Oo, bu map'i hiç sevmiyorum ya. Gerçi hangi map'i seviyorsun diye yorumlarda yazıyorsunuz genelde, her map'e ağladığım için. Bak Macmillan, Otoyum falan hem kurban tarafında hem killer tarafında sevdiğim haritalar. Ama bu değişik garip kuraba map'leri iki tarafta da sevmiyorum ya. Lehimci yandı. İki kişiler galiba. Tam emin değilim. Oğlum neresine attım ya? Bak işte bu mapleri bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar. Abartılı nesneler var ya hani... Kral geldim ama. Hayır, bir de hani böyle arkandan falan da gelmedim hani, anladın mı? Bir de himci daha yandı burada. Ne oluyor lan? Bak çakala bak. Yani bak, satışı gördünüz mü arkadaşlar? Beleşti. İşte. Oğlum bir lehimci daha mı? Yuh. Kanka tunnel yedin. Fengcim kusura bakma. Oğlum sen salak mısın? Alo. Oo, hepsini bitiriyorlar şu an, hepsini. Oha oğlum, bir tane daha yandı lan. Hile mi bunlar? Lan 4 lehimci ne oğlum? 2 dakikada. Ya bro fuck off ya. Fuck off bro ya. Tamam, vermeyeceğim size bu maçı. Vermeyeceğim bro size bu maçı. Bitir onu da. O da bitecek arkadaşlar, yetişmeyecek. Yat şimdi sen oraya. Tamam, o yerdeyken Fengi tanılayacağız.
Ya kıvrak mı attı o? Merhaba Edacığım. Güzel. Burayı biraz dağıttık en azından. Feng'i healladılar, bu hoş olmadı. Şöyle bir beyaz kanca yapıyorum Eda'ya. Bence de yola koyulmalıyız reis. Gidiyor, düğün gidiyor, düğün. Gel lan buraya. İnşallah Feng falan açıyordur. Var ya o kadar güzel olur ki diyeceğim. Lara açıyormuş. Görünüyor zaten açan kişi. Oğlum şu devirdikten sonra atlamama olayı herkes de meşhur ya galiba. Herkes bunu çözdü, ne diyorsunuz? Hala iki tane yüksek jam var. Ve healanıyorlar şu an. Full healanıyorlar. Oğlum nasıl ya? Bununla uğraşamayacağım. Kutuyu düşürsem aslında şu an mahvederdim ortalığı da. Jen yapıyorlar arkadaşlar. Hiç yapmamışlar gibi. Yeter kanka, iyi alıştın. Devir 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 atlıyor gibi yap atlama. Devir 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 atlıyor gibi yap atlama. Aynen. Lara'ya da bir beyaz yapalım. Tutmaya çalışacağız. Tutmaya çalışacağız arkadaşlar maçı. Bana diyor galiba. Yani Pinetrace bana mı laf soktun anlamadım tam ama. Kontrol edelim hemen diyeceğim ki... Feng'in salağını bulduk. Çok iyi oldu bu. Feng'in öldü arkadaşlar. Sizlere ömür. Ananı avradını, morim vardı. Geç lan şuraya. Seni bir ortadan ikiye yarayım. Zınk! Reisim iyisin. Reisim iyisin. Ya öyle bak nasıl manzara? Yukarıda çektim ya moriyi arkadaşlar, onu diyor. Bak manzara vallahi şu tam karşı falan çok güzel yani. 2 dakikada 4 tane jen tinkerer mı yanar oğlum, siz ne yapıyorsunuz ya? Sonra abi niye 4 tane jen perkü taktın? Abi 8 taksaydın. Oğlum 8 imkanım olsa yemin ediyorum bunlara 8 de takarım. Aptal gibi sprint attı diyeceğim. Güzel. Uyy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 
daha. Güzel bir atış daha. Otomatik zincirler aktif galiba şu an. Ya ta nereye gitmiş çakal ya. İşte bu tarz bir şey fırlatmalı katillere karşı aslında katil özelliğe geçtikten spotu salıp başka bir yere giderseniz en net counter'ı bu diyebilirim. Kankacım gel olimpiyatlara katılalım ya seninle. Kurtuluş mu attı o? Keşke biraz uzaklaşınca ataydın enayi. Gerçi hemen atlayayım jen yapayım hani. Kudurdu çünkü. Kanca da bulunduğu 10 saniye boyunca jen yapamadığı için. Arkadaşlar üşengeçlik seviyem ektedir. Yuh hani fake bile atmadım anladın mı? Zorlu maçlar, zorlu maçlar. Beni var ya zorluyorlar yani. İşte ekmek parası böyle bir şey arkadaşlar. Hem gerçekten kendi hayattaki ekmek param için hem de şu an Pined'in düğünü için çabalıyorum. Ve gerçekten zorlanıyorum yani ne yalan söyleyeyim. Ama keyifli bak. Tam dengeli bir maç. Gerçi tam dengeli değil. Adamlar daha avantajlı başladı ama. MMR okey gibi hani uygun. Ne aşırı basit ne böyle loopta aşırı iyiler. Tam böyle orta seviye çok iyi şu an. Sable sen ruh hastasısın ya. Gerçekten bir ruh hastasısın sen. Zınk. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Çözüyoruz arkadaşlar. İlk maçlardan sonra killerları genelde çözüyorum. Sable hayranları beni ligliyor. Bu Sable'ın niye bu kadar fazla hayranı var arkadaşlar? Böyle dış görünüşünü mü çok seviyorsunuz? Tarzını mı seviyorsunuz? Hani biraz böyle anarşist bir ruhu var ya. Çok fazla şey var çünkü. Hem yorumlardan görüyorum hem böyle oyunda direkt nickini Sable'la ilgili şeyler yapan falan var. Hadi Edda Wong'u falan anlarım. Onun kendi oyunu var. Ne bileyim diğer karakterlerin kendi oyunları var falan da. Bu Sable ilk geldiğinde bu kadar hani tutulan bir karakter daha görmemiştim. Salıyor ne maçı Kanze? Yok. Jenrush atarken bana diyor muydun? Ulan o kadar hızlı attık ayıp oldu adama. Bir tanesini yapmayalım diyor muydun? Demiyordun. O zaman o itemi bir tarafına monte ederim. Kusura bakmayacaksın kardeşim. Birisi yorumlarda yazmış. Abi son kurbana hiç hatch'i saldığını görmedim. Yani bilerek saldığını görmedim anlamında. Bir ara hatch'i bulursan kapatmak yerine kurbanı oradan salar mısın? Ya güzel kardeşim. Bu adam arka arkaya 3 gen bitirdiği zaman. Ulan adama ayıp oldu. Bir tane de bizden olsun deyip. O 4. geni yapmamazlık yapıyor mu? Ya da. Ulan bu adam kimseyi düşüremedi. Şu adama bilerek 2 kill verelim diyor mu? Demiyor. Bana ne amını. Kurbanlar bu naifliği yapmıyorsa ben niye son adama hatch'i salayım kardeşim? Yanlış mıyım arkadaşlar? Zaten ben şansa bırakıyorum işimi yani. Normalde 3. kurbanı yerde bıraksam 4.'yü de bulup öldüreceğim. Ama ben 3.'yü direkt asıp öldürüyorum. 4. kurbana o şansı veriyorum yani kaçabiliyorsa kaçsın. Zaten benim bu şansımla hatch bulma oranım %50-50 değil. Benim %20, karşı kurbanın %80 falan. Evet arkadaşlar yine kendi şansımı yücelttim. Bak mesela hatch'in başına bekleyip çakallık da yapabilirim. Yapmıyorum. Kapattım. Kapıları açma şansı verdim adama. Ki açar. Bu ne oğlum? Oo imkansız arkadaşlar. Işınlanabilen bir katil falan da değil. Mümkün değil. Hani hangi birisini tutayım anladın mı? Aa, açıyor. Hayır.
Yes! Helal lan sana Burpo, helal lan sana. İyisin. İki zor maç, iki Gen Rush'ın ucundan dönülen maç. İyisin. Pined'imizin düğünü yavaştan hazırlanıyor arkadaşlar. O beyaz düğün sandalyeleri geldi şu an gözümün önüne. Sable 73 prestijmiş, Fengmin 81 prestij. GG. Kelle başı 500 binden 8 kurban öldürdük. Şu an 4 milyon liramız var arkadaşlar. Düğün için yeterlidir diye düşünüyorum. Yakın zamanda evlenenler falan varsa fiyatlara hakimdir az çok. Ama bu maçta aldığımız her kilde ekstradan 500 bin Pined'e katkı olarak hani mobilyadır. Bebikleri doğarsa ona hani elbisesidir, beşidir. Pined Reis'e destek. Bir şekilde düğünü kurtardık. Artık buradan sonrası lüks. Çok enti, çok enti, çok enti. Kutunma açılı. Arkadaşlar beni çağırdıysanız gelirim. Ben yani misafirperver insanları severim diyeceğim de. Orta jenetin kırır yanda anasını satayım. Yuh. Evet fark ettiler. Abort, abort. David Reis merhaba. Güzel şöyle beleşitler severiz, beleşitler severiz. Bana T-Bag atma kankam. Uy enti. Oğlum atma o T-Bag'i. Yani palet bu tarafta olsun ama tamam mı? Diğer tarafta olmasın. İki spotta da çıkabiliyor. Maçların başına güzel başlayamıyorum ya. Bak salağın hareketlere bak. Allah'ım yarabbim. Maçların başında 2 tane 3 tane can inanılmaz yükseliyor şu an olduğu gibi. Bak şimdi orta cene gitsem bu bitecek. Bunda kalsam orta can bitecek. Tam o köşe zeni saldım ya. Ananızın götüymüş ama kanka abartmayın ya. Aman. Yine geç aldık. İlk hukumuzu geç aldık. Sıkıntı yok arkadaşlar. Diğer maçlarda böyle olmuştu. Güzel beleşit. Beleşit baldan tatlıdır. Severiz. Şu perk herhalde meta mı bu arkadaşlar bu perk? Yemediğim bir maç gelmedi yani uzun süredir çünkü. Neyse canım birazcık tanılıyor gibi olduk seni ama. Kusura bakmayacaksın artık. Şu an 5 gen göründüğüne bakmayın bu arada. Bak, heh bak gördünüz mü? Bunu anlatmaya çalışıyordum işte. Niye tanımladığımı da anlamışsınızdır herhalde. Ve yakınımda hiç beyaz kanca yok. Şu an beyaz kanca vuramıyorum yani birilerine. Oğlum bir şey diyeceğim. Şu can niye kapandı lan? Onlar niye kapandı? O da mı çok yüksekmiş? Evet, aynen de öyleymiş. O da bitti arkadaşlar. David'i de yaraladık. Seni de yaralayalım. Sonrası için lazım olur. Oo yalnız o spota gitmesi hiç olmaz, hiç hoş olmaz benim için. Tam devirmek zorunda. Lan Eda ne ara hillandı anasını satayım. Sana da vuralım bir tane. At 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 at. T-Bag'ini at 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 at. Aman eksik kalma aman. Tamam güzel güzel güzel. İşte tunnel'ın bir diğer avantajı da bu arkadaşlar. Bir şekilde diğer kurbanlar da bunu kurtarmaya geldiği için. O sakinliği yaptım mı ya cidden? Ne oynadım ben Ensi? Görüşürüz ben Ensi. Enti iyi oynadın. Enti enti enti. Ne oluyor lan? Oy ne güzel animasyon yaptı lan adam. 500 bin daha geldi arkadaşlar. Reis animasyonu biraz uzun mu sanki ne? Sal da jenlere gideyim amın. Alo geldim ama. Sen bilirsin tabi Edacım. Ya oğlum beyaz kancalar şaka mı ya? Edacım T-Bag attığını gördüm sanki. Okey, okey. Direniyoruz hala. Otomatik zincirler başladı. Süper haber, süper haber. Tamam. Beyaz kancamızı da yaptık. Tamam, bu spotu harcamıştım biliyorsun. Kral... Ne yapıyorsun anasını satayım ya? Tamam, bu David Jen olmayan bir bölgeye kaçtı. Onu kışkışladık. Burada bir heal partisi dönüyor sanırım. Güzel. Akıllı place. Oo burayı sattı. Ulan kime akıllı desem bir süre sonra sıçıyor ya. Videolarımda hep böyle oluyor. Tam diyorum ki tamam bu adam bir şeyler biliyor akıllı. Bir yamukluk oluyor. Bu arada bugünkü kurbanlar sağlam ne diyorsunuz? Yılıp atıyorlar. Güzel hasar, güzel hasar. At T-Bag'ini. Nereye kaçacaksın buradan? Nereye kaçacaksın? O salak gibi T-Bag animasyonunda vakit kaybettin. What the fuck? Neleri tutturamadım neyi tutturdum anasını satayım. Son anda bak o arkamı dönüp ışığımı gizlemem Eda'nın geç atlamasına neden oldu. Buna da beyaz kanca yapıyoruz. Bak beyaz kancayı koydukları yere bak arkadaşlar. Kardeşim kapının dışına koysaydınız tüm jenler bittikten sonra kullansaydım keşke olur mu? Daha mantıklı olurdu sizin için de sanırım. Enayi. Hop Eda'ya da bir vuruş. Oho ne yapıyorsunuz ya? Yine Selena ordusu toplanmış.
Ha? Selen ordusu ne yapıyorsunuz? Ah lan Eda, NTO, ah lan. Hop, sana da bir of hüküm giydirilecek. Görüşürüz. Hala kutumu açıyor ya, hala kutumu açıyor. Neyin inanmışlığı bu, anladın mı yani? Hala kutumu açıyor ya. Açma ya arkadaşlar. Bıraksana da benim kutumu ya. Sen yeteneksizliğe katılan 7 yaşındaki zeka küpü çözen Mehmet misin ya? İsim temsilidir. Öldün canısı. Bir şey diyeceğim, size 4 kill alacağım. Ya da almayacağım ya. Ya da alacağım. Çok ikilem yaşadım arkadaşlar. Kendi benliğimle çatıştım. Ya adamda ambre varmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Mori atmadım. Morisi vardı. Son asılışı diye hatırlıyorum. Ambre çıktı adamda. David ne yapıyorsun lan? Yanlış yön diye dönüyor ne ganzi. David. O neydi bro? Evet şu salak hareketinden dolayı adamı kaybettim diyecektim ki. Bro? CS mi oynuyorsun? Ha? B'ye basıp sürekli flash falan mı alıyorsun acaba? Öldür ya, bunlarla mı uğraşacağım anasını satayım. Her geçen dakika daha da tilt oluyorum ya. Alo. Arkadaşlar. Neyi öldürdüm lan? Evet arkadaşlar, bir havayı öldürdüm. Hava katili olduk. Hatch'i bulamayacağız gibi. Aynen. GG. Bu arada ben ilk maçlardan birinde bir kişiyi daha kaçırmıştım değil mi? 8 kelle dedik ama 8 kelle değil aslında. 4 milyon değil 3,5 milyonumuz vardı. Bu maçta da 3 kişiyi öldürdük. 1,5 milyon daha geldi. 5 milyon olduk. Yeter Pinet, daha ne istiyorsun reis? Evet arkadaşlar, benim ve sizin sayenizde Pinet'e güzel bir düğün hazırladık. Hanımefendiler, beyefendiler, çocuklarımızı lütfen pistten alalım. Ayaklarına çivi batabilir. Oturmaya mı geldik? Allah Allah!